Map'in ilk roundunu kurmaya çalışacağız. Sensei bizi orada skinsiz USP'si ile karşılayacak. Bir Rambus geliyor Zantares. Uçtu geldi ama ki çıkaramıyoruz. Biraz hasar dağılmış fakat neticesinde Kredi yakalayarak başlıyoruz. Anlısı Sensei'yi yalnız çok keskin bir vuruş imoru yakalarken Moxic'ten gelen bir takas söz konusu. Nickelback o da uzun tarafından arkalayacak. Mayer'i biz arkaya bırakmışız. Ben onu kaçırdım. Ama Mayer Forrester'ı kaçırmadı. Voxic'te öncesinde Miri yakalamış. Sonra kalan uzundaki Nickelback. Nickelback'in üzerine doğru gitmişiz. Ama kill vermiyoruz. Çift Barretta'yla da Mayer ölmekten beter etti ama tabii o SSG bize zarar verebilir. Paz bu arada bir flash desteği aldı. Gitmeden Nickelback'i götürdü yanında. Karşı tabii ki rakip başladı. Bir an önce site'a erişmemiz lazım arkalanmadan. Arkaları kontrol edilen şu anda bir kişi var. Voxic ama SSG ile kontrol ediyordu. Yine de Imor'dan gelen. Bir Imor'dan gelen ikinci kill. Geri çekilecek. Zantares onu yakalayabilir mi? Yakalar tabii. Tam zaman. Geçen Sensei'yi. Zantares emin olamadığı için atışı yapamadı. Şimdi artık ne kadar ne gördüğü kaç bitti. Biri de SJ'ye kadar düşürmüş. Fakat Paz'ın flash desteği var ama orada Kraid bu flash'ı doğuşladığı için gelecek olan Mir'e kill vermememiz lazım. Flash çok güzel bir zamanda patladı ama Mir de gerçekten iyi tahmin etti. Ne zaman geleceğini Mayer de gelip hemen takası alıyor. Karda bir de Forrester var. Ona karşı kill. Round'u Entropic'e kazandı. Bir an için Voxic ona düşürebilir. Nickelback'ten haberdar değiliz. Nickelback Zantares'i yani Kraid'i yakalıyor ama Nickelback'ten iki kill birden gelmiş. Mir de açılıp Mayer'i bulunca Forrester'ın canı da az. Bu arada gelen bir granate fazla biraz hasar verdi. Forrester bakmıyor. Mir bakıyor. Yani Forrester az canıyla azı bulmayı başardı. Voxic yine sona kalan oyuncu. Mir'i aradan çıkarttı orada. Bir de Forrester'ın hızı geldiğini tahmin etmiyor olabilir Voxic. Nickelback'e de sadece bu. Takım da açıkçası. Onlara da Grand Final'a kadar geldik. Bakalım hak kazanacak. İyi bir flash. Nickelback geri kaçıyor. Az önce de aynı pozisyondan Paz'ı yakalamıştı. Biz onu kontrol etmekte biraz geciktik. Imor'u yakaladı. Üzerine gitmeye devam edeceğiz ama karşıdan gelen güzel flashlar da var. Paz neticede yarı cana kadar da üstereydik. Evet. Karda Kred var. Ona karşı Mayer hazırlıklı ama gidecek mi Mayer? Gerçekten nazarlardan... İyi bekliyor. Ama tabii SSC olduğu için headshot'ta gitmeyince sadece hasar vermiş olmuştu ki Sensei de boost'taki Paz'ı yakalarken 3v2 ama Sensei'nin sadece 6 canı kaldı artık. Ya herif bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Mayer'le beraber de bu kill gerçekleştiriliyor. Elevator'da sıkışmış Mir var. Voxic ona karşı hazırlıklı. Flash'ı da dojladı. Voxic Mayer'le beraber planti de alıyoruz. Biz Forrester'ın henüz nerede olduğundan haberdar değiliz. Şimdi bunu öğrendik. İki oyuncunun da Elevator'da olduğunu biliyor Voxic. Bir flash daha dojlandı. Voxic bu 1v2'de başarıyla çıkabilir. Arkadan Mir'in desteği tabii çok önemli. Çünkü AWP'si ile oynayacak. Voxic'in iyi bir can avantajı var. Yine bu gelecek. Mutlu farkında Voxic ama... Wow. Sensei'yi ve AWP'de Mayer'in eline geçti. 4 ve 3 erken açılış. Yalnız bu agresif AWP oyunlarına maalesef dur diyemiyoruz ama ona dur diyecek olan boş B site'a 4 vs 4'te giriyoruz. Yani hızlı bir kill gelmezse şu an böyle smoke arkasından, wallbang'den vesaire muhtemelen denenmeyecektir derken Mayer çok açıkta yakalandı. Şimdi devamında getirmemiz lazım. Zantares'in üzerine gelecek olan Nickelback ses vererek gelince Zantares de 13 cana kadar düşse de bu kill almayı başarıyor. Bir de Kraid gelecek oradan. Zanti'nin bir görevi daha var. Oradan şüpheleniyor. Bir headshot'a bakar her şey. Hasar var ama kill yok. Imor bu arada Forrester'ı yakalamış. Paz'dan da Sensei ikili geldi. Kraid'in yeri belli. İki oyuncumuz yan yana. Üzerine gelecek Kraid. Imor'u yakalamayı başardı. Paz neyse ki izin vermiyor fazlasını. 3-5 bir şey çıkarabilecekler. Agresif AWP'ye karşı Voxic dikkatli. Yalnız flash var. Nickelback kör olmasına rağmen öncesinde Zantares çok zorlamayacaklar. Smoke arkası denemeler, utility'ler de denemeler olacaktır. Tabi Kraid'in de şu an arkalıyor olması işleri değiştiriyor ama Imor o smoke'ta bir gap vardı. Fakat Mayer'in flash desteğiyle oraları kullandık. Arkalara bakacak olan Voxic. Ve Voxic artık daha fazla long'dan şüphelenmek zorunda değil. Tabi bu oyuncunun dönüp dönmediğini de fark ediyoruz ama orada bir peek alıyoruz. Kraid Paz'ı yakalarken Imor Mayer'dan da gelen bir Forrester headshot'ı var. Mir ve Sensei'yi AWP'leriyle sona kaldı. Parası olacak Entropic'in ama biz istediğimizi aldık. Bizim için şu an önemli olan bu. Evet, bir hızlı uzun daha deneyeceğiz. Voxic'in AWP'siyle beraber istediğimizi de alacağız. Kraid gitti. Fazlasını bekliyor Voxic. Orada karşılıklı geri çekilene kadar yoktu. Nickelback üçüncü kez aynı noktada. Artık bu adama kiraltırmayalım. Imor yanıcının üzerinde kalmış olmasına rağmen Nickelback'i yakalıyor. 18 cana kadar. Şimdi bir de A'ya da oyun kuruyoruz. Fakat Voxic Sensei'yi yakaladı. İki site'ı da ele geçirmek üzereyiz. Forrester mid'de. Aman Mayer.
Belki de en tehlikeli alabileceğiz. Bir son dakika basketi. Mini önüne geliyoruz. Pasta Mini yakalıyor. Yakın mesafede yapacağı hiçbir şey yoktu. Gelir ya bu sorular gelir. Acaba diyorum Zanteres'e de böyle önlemler alınıyor mu? Yani bence mutlaka alınıyordur. Bu arada yani biraz patladı ama... Yani sanki burayı fakeleyeceğiz, shorttan oyunu bitireceğiz gibi duruyor. 20 saniyelik bir süre kaldı. O yüzden shorta da geri dönemeyiz. B'ye doğru gidiyoruz ama tünelden herhangi bir destek gelmeyecek. Murat epey zora girdi artık. Bir flash daha var ama Paz'dan gelen bir kill var. Forrester ortalığı karıştıracak. Fakat Zanteres Forrester'ı koşa koşa güzel eğimlerimizle B tarafını ele geçiriyoruz. Sensei ve Nickelback geriye kalan oyuncular silah saklayacaklar mı? Nickelback gelip Voxie'yi yakaladı. Canlarımızın az olduğunun farkındalar. Şimdi Sensei'den flash de... Flash bizden miydi anlayamadım ama Zanteres bir an tek kaldı. Zanteres bir de clutch atmana ihtiyacımız var. Evet 22 canım var belki ama sen bunu yapabilirsin. Senin orada olduğunu şu an için tahmin etmiyorlar. Nickelback. Fakat fake yok. Şimdi farkında Zanti ama defuse hala gelmedi. Ah olamaz. Olamaz. Sight'ı çok iyi ele geçirdik en azından. Orada flashlar, grenetler, yanıcılar derken Zanteres'e bakar mısınız? Miri yakalamayı başarıyor mu itte? Onu unutmayalım. Pek unutmuşuz gibi durmuyor. Imor oraya crosslu şu anda. Minimap'ten gördüğüm kadarıyla. Yani şu an ona bakan kimse yok. Flashlar patladı ama Fred de kör. Sadece bir kill alıyor. Nickelback Mayer'de yakalamış ama Imor hemen takasta hazır. 2v2. Henüz 1 dakika 18 saniyelik süremiz var. Sensei nereye oynayacak? Elinden AWP'sini bıraktı. Bir rifle alıp long'dan gelecek. Biz şu an için long'a bakmıyoruz. Long'a bakmıyoruz. En azından Voxie'yi site'a bir geçirseydik ki Voxie site'a geçti. Long'a Imor dönmüş zaten. Voxie geçecek burayı. Geliyor Imor. Sensei yine SSG'ye kaldı fakat Voxie biraz hasar verdi. Voxie boost'u bozmayıp Sensei'yi yakalayarak round'un açılışını yapıyor. Nickelback eyvah koşar adam. Sensei Voxie ona karşı hazırlıklı. Bu flash'tan dolayı onun da orada olduğunu biliyoruz ama zaten o pazı yakalayınca her şey ayyusa çıktı. Zanteres biraz sonra bir crossfire'la karşı karşıya kalacak. Zanteres geri çekiliyor ama Nickelback çoktan geldi ve Zanteres'i yakalamayı başarıyor. Birin 30 canı var, elinde bir SSG. Nickelback'in 40 canı var derken bir flashback daha umudum var. Bu da biraz daha umutlanmama sebep oluyor. Yalnız Mayer, onu tahmin eder mi? Tahmin etsin. Voxic'de tek kalıyor şimdi. C4'e fokuslanmış durumda. Yakın mesafe Voxic ilk oyuncuyu göremedi ama duydu. Fakat bir double pick gelecek ki... Mayer'le beraber de açılışımız hazır. Bu arada Voxic'den gelen de bir Forrester kill'i var. Uzundan vazgeçmiyorlar şu an için. En azından bir City Site'a kadar gelene kadar vazgeçmediler ki Kret hala yürümeye devam ediyor. Orada bir boost olacak. Bunun farkında Kret. İstediğini aldı Zanteres'i yakalayarak. Mayer'in canı azdı. Kret'ten gelen bir kill daha var ama Paz bambaşka bir yerde Miri yakalayınca daha biraz daha oynanılabilir bir hale geldi. Paz ve Voxic genelde pistollerde break bulan oyuncularımız. Paz yine bu yüzdeyi değiştirmedi. Voxic de değiştirmedi. Sonra planti alan Sensei'yi kalıyor. Artık en büyük kar onlar için bu planti alabilmiş olmak. Agresif bir mid oyunu Zanteres'ten bugün Ancient'da çok iyi agresiflik göstermişti. Burada da bir deneme yapıyor ama flashların da desteğiyle. Şimdi Voxic SSG ile Forrester'ı 46'ya kadar gerilmiş bir wallbang hasarı. Fakat Sensei'yi round pistol değil belki de anti-force round'ı diyordu. Şu anda başımıza bir bela almak üzereyiz. Pass credi yakaladı ama Nickelback'ten takas var. A site'ı şu an için boş bırakmış durumdayız. Sadece geçişi engellemeye çalışacak olan Zanteres var. Zanteres bir flash geldi ama Zanteres dediği gibi vuruş yapamıyor. Bir headshot göndermiş olsa da krede. İstediğini alan Entropic Sensei'yi de Imor'u yakalayınca bu silah koruyoruz. Evet bir long alma çabası Entropic. Fakat biz izin vermiyoruz. Orada bir boost var. Voxic oraya çıkarsa başı büyük belaya girecek. Orası Voxic'i yakaladı. Mir short'u ele geçirdi bile neredeyse. Imor yalnız bir oyunu gerçekleşecek. Bizim iki kişilik B savunmamız var. Mayer ve Paz. Bir wallbang denemesi Paz'dan. Bir flash desteği geliyor. İlk kill aldı. Fazlasını istiyor. Alıyor da bir şekilde oradan kurtulmayı da başarıyor. Bu arada Mayer de tünelden gelen krediyi yakalarken Sensei'yi kaldı sonra AWP'siyle. Şu an kapıdan içeri girdiğini farkındayız. Paz çıktı gönderdi headshot'ı. 12-10. Epey engelliyoruz şu anda. Fakat bu fazla zamanları olmadığı için oradan giriş yapacaklar. Voxic'in AWP'sine çok ihtiyaç var. Bu arada müthiş bir grenade hasarı çıkmış. Zanteres Nickelback'i de yakaladı. Voxic de biri buluyor.
Şimdi Zantres bir daha pikleyecek orada. Crit! Biraz kırıldı ama yine de piklemeyi başardı. Crit üstüne boksiyle bulmuş. Bayardan gelen Forester kill'i var. Hala 3-2 avantaj bizim elimizde. Şimdi şu Crit'e kill vermememiz lazım. Bir window flash gönderildi. Neyse ki Crit pazı yakalasa da Immortan hemen takas geliyor. Sensei AWP'siyle tek kaldı. Ve Mayer merhaba diyor. Bu iki elimiz var. Mayer pas savunması. Fakat bu kez daha zor bir iş bekliyor onları. Bakalım bunun da üstesinden gelebilecekler mi? Çok kritik bir an. Üstesinden gelmelerinde süre var. Vazgeçilmeyecek bu beygirişinden. Mayer kör de değil. İkinci flash'ı da dojluyor. Yalnız window'a mı bakayım? Tünele mi derken Mayer düştü. İskeledeki yerini de aldı. 3 kişi silah saklamaya çalışacağız. Öncesinde Crit Immortan'ı da saklayabileceğiz. Güzel onun şu an sadece. Yani Vox'in performansı çok değerli olacak. Ah, karbon da gelebilir şu an. Tam boost yerimizi aldık. A'da yine kalabalığız. Vox'ten bir de Crit kill'i geldi. İşte tam olarak buna ihtiyacımız var. Az gitmeden bir tane bulur mu? Zantares hemen desteğe geldi. Forrester'a bakalım. Zantares ondan da bir kill çıkıyor. İki silahtan da ikişer kill toplamda. Ve Sensei'yi geçmiş bir round olacak. Hem 15'i vermeyeceğiz. Hem de üzerine bir de 4 oyuncu hayatta kalırsak şahane olur ama Voxic bir timing yiyebilir. Canı çok az. Sensei'nin Voxic. O da pistol yani olmayabiliriz ama tabii ondan şüphelenen Zantares var. Kurusunu koymuştu. Şimdi geldi oraya bir. Çok unlucky bir timing. Sensei de bu arada Mayer'e ihtiyacımız var şu anda. Paz yapacakları çok önemli. Ama kill çıkmıyor. Crit pazı yakalarken Immortan arkalardan gelip bir kill aldı. C4'ü bulmuş bu arada. Immortan ve Voxic sonra kaldılar. Mir ama Imor tahmin etmedi Mir'i. Üzerine gelen Crit'i yakaladı. 1v3. Mir'in canı çok az. Gönderilen yanıcı. Sensei'ye. Orada Voxic pikledi. Çekti fotoğrafı. Entropik'in A hücumu başlıyor. Tamam mı? Devam mı? Zantares yakın mesafeye girip smoke içinden bir deneme yaptı. İsabet yok. Imor'un smoke içinden de bir isabet çıkmamıştı. Şimdi Imor kardaki oyuncuyu gördü. İyi bir flash desteği var Imor. Biraz flash'ten etkilen seni. Mir'i yakaladı. Üzerine kredini buluyor. Forrester ve Nickelback'in canları az. Henüz 30 saniyelik süre var. 4v2. Mayer Voxic bitirdiler. Long mücadelesinde Nickelback'in maviye geçtiğini umarım ölmeden önce öğreniriz. Ama Nickelback yakalıyor Imor'u. Daha geri çekilecek ama smoke arkası basarlar. Umarım hasar almadan geri geliriz Antares. Neyse ki hiç hasar almadan kendisini geri atıyor. Bu arada Mirza bir kill gelmiş. Fazla kredi yakaladı. Öncelikle şu smoke içinden Zantares bir kill bulacak mı? Bulacak. Yakalıyoruz Forrester'ı da. 4v2. Adım adım ilerliyoruz. Zantares'ten bir kill daha geldi. Ve Voxic kapattı. Double'lara şöyle bir açılacaklar. Immor cross bozmaya çalışacak. Voxic de Forrester'ı bitirecek. İyi bir ortak çalışma Voxic ve Voxic ve Immor'dan. Yalnız Immor açılmaya devam ediyor. Orada bir de Nickelback var. Biz onu çıkış smoke'lar gönderildi. Gelsin Granite. Bakalım hasarlara. Güm! İki oyuncu yarı cana kadar düştü. Neredeyse 100 hasar. Granite'lerden bir tane daha geldi. Zantares bir de smoke'lardan basıyor. Crit'i yakaladı. Tek başına müthiş bir savunma. Zantares'ten 3 kill birden geliyor. Nickelback de zaten 18'e kadar geriletilmişti. Kapanışta riske girmeyecektir. Biz midi onları bıraktık. Oo, Mir yürüyor oradan. Zantares onu ilk anda tahmin etmeyecek. Bir ekstra deneme. Şimdi yine. Ve Mir'e hasar bırakarak başlıyoruz. Immor paradan iki elbeki yakalamış. Açıldı gitti. İstediğini aldı döndü. Zantares olsa hemen short'ta bir granit hazırlamıştı şimdiye çoktan. Ama biz Zantares'i midde kaybetmiştik. Bu arada Crit Mayer'i yakalamış. Bu bizim işimize gelecek. Bir an bu söz konusu ama Voxic buraya karşı hazır. Voxic'ten bir de Mir kill'i geldi. Sensei'yi Immor'a yakalamış. 2v2 oyunu B'ye doğru götüremiyorlar. Voxic Sensei'yi buldu. Crit'te puzzle elinden atlarken 18. round'a kazanıyoruz. Bir boost daha alıyoruz. Açılış gelir mi geldi Voxic'le? Şu bir. Voxic öncesinde Mir'i yakalayabilir mi? Voxic ses verdi. Mir orada timing yapmaya çalışacak. Nickelback saat içerisinde kendisi için kullandığı bir flash var. Ama Zantares yakalıyor Nickelback'i. Voxic ilk anda atışını kaçırdı. Fakat ikincisinde isabet var. Yakalıyoruz Mir'i. Şimdi Voxic de Forrester'ı yakalamış bu arada. Sona kalan Crit smoke'lardan çıkıyor. Pasla onu buluyor. Oyuncu kaybetmiyoruz. 19-17 böylelikle kendi haritamızı kazanıyoruz. Sırada Overpass var. Burayı kazanırsak Grand Final'ın şampiyonu olacağız ve Rotterdam'ın yolunu tutacağız. Hadi bakalım. Açılış. O Zantares bu arada 2 kill almış. Crit'ten gelen bir Immor kill'i var. Biz şu an için istediğimizi almış durumdayız. Önünden de geçmeyeceğiz. Fakat Crit'i şöyle... Bakalım devam gelebilecek. 4v3 defuse kitimiz yok. Zantares'te bir tane smoke var. Pazdan gelen bir kill. Pazdan gelen ikinci kill. Sonra kalan Nickelback yeri belli. Birinin defuse'a oturması lazım. Smoke'la beraber Zantares oturdu.
Şimdi Paz da geliyor orada piklemeye. Nickelback mermisi de bitmiyor ama Paz'ın ki ve Voxic'le beraber de zaten kill tamamlandı. Diğer 4 oyuncu da Entropic'te B'ye doğru hücuma başladılar. Monster'dan giriş başlarken Immortal'ı short'a doğru bir granit. Bakalım o granitten hasar var mı? Yok. Immortal'dan çıkacak bir flash var mı? Mayer'in flash desteği vardı. Immortal'dan gelen sadece bir kill. Krat 2 kill alırken Paz hemen orada Sensei'yi yakalayarak farklı oyuncu üzerinden takası alırken Zantares'te çıktık. Az canlı kredi yakaladı. Sonra kalan Nickelback. İki tane silah kaybettik. Umarım fazlası olmaz. Zantares'le beraber fazlası olmuyor. 2-0 bu kez. Ona geldi. Evet, 5 kişilik, 4 kişilik bir boost. Ve Toxic Dust'ikide de Immortal'da çok iyi işler yapmıştı. Burada da bir tane vurup kaçacak mı? Kaçmadı. Bir de smoke gönderiyor. Kapatacak da orayı. Ya, destekte Immortal'da olacak ama sanırım iki oyuncumuz da kör. Toxic yakalandı. Biliyorsun Zantares'ten 2 kill birden çıktı. Orada Immortal tam ters başlamış. Ben bir an için Voxic ile yan yana diye söyledim sizlere ama orada 25 saniyede bir süre var. Ama Zantares'i yakaladılar. Forrester'ın canı da azdı. İlk etapta Paz Forrester'ı yakalayabilir ve 1v1'e kadar da geliyor Krat'la. Ve Paz Krat'a da kilitliyor. Evet, Forrester short'tan açılıyor. Paz yakalandı ama hemen Immortal'a takas var en azından. Gel bakalım. Ah, neyse Immortal. Yani Nickelback'e yakılıyor. Bu kez de Mir'le bir takas geldi. Saat içerisinde Mayer var. Zantares'in desteği ki çıkmazken Mayer de Mir'i yakaladı. Sensei'yi sona kalıyor. Üzerine gelen granatler harika. Zantares'le beraber geçebilir. Enemi yaptı ama takıldı. İçeri girememiş. Neyse ki hayatta kalmaya devam ediyor. Bir de smoke gönderdi. Bu arada Zantares'ten açılış geldi. Krat üzeri. Voxic bir tane vurup kaçar. Mayer'lara toparlar mı bakalım. Flash'ı da dojluyor. Voxic bir kill geldi. Ama devamı Mayer'den gelmiyor. Mir 22 cana kadar gerilemiş. 35 saniyelik bir süre var. Gelen granate Mir'i 17'ye kadar geriletiyor. Zantares arkaları toplayacak. Forrester'ı gördü. Hello dedi. Long'un da farkında. Ama Zantares bir de granate kullanıyor. Sensei'yi sona kalan oyuncu. Voxic bu arada Mir'i yakalamayı başarırken. Biz sadece Mayer'i kaybettik. Burak Tato. Sensei'yi atıyor. Böyle Immor bir de yanıcıyı çıkarttı o yanıcıdan önce. Fakat Forrester çoktan gelmişti. Neyse ki Paz hemen destekte. Hazır 10. kill'ini alıyor Paz. 10'a 1 oynuyor şu anda. 64 cana kadar geri getirdi. Zantares'i yakalayan Krat var. Mayer bu arada Nickelback'i yakalamış. Mayer daha fazlasını da yapmak üzere Mayer. Biri de buluyor ama. Krat bir şekilde takas almayı başarırken 2v2. Sensei'yi Paz'ı da bulunca sona kalan Voxic. Zantares 13'e 4. Bilinçli bir tercih. Hızlı bir oyun gelecek Krat'tan. Voxic şöyle mide bir cross koydu. Mir'i yakaladı. Alacağını aldı. Bir utility'den daha ne kadar ses çıkabilirdi. Evet, Mayer yanıcıyı hazırladı. Short hücumuna karşı. Aynı anda hemen yanıcı çıkıyor. Arkasına giden bir granate var. Çok fazla hasar gelmeyecek gibi. Forrester bir kill almış ama Immortal ve Mayer'den hemen karşılığına 2 kill birden. Sensei'yle yarı cana kadar düşmüş. Nickelback kör. Zantares de Mayer'in flash desteğiyle beraber. Deneme yapmadı. Sanırım deneme yaptıktan sonra smoke çekmek isteyecekti. Orada Paz'dan gelen bir Mir kill'i var. Zantares'te pek affetmeyeceği yerlerde. Zantares'e şimdi info geldi ama Zantares'i Krat yakalarken Voxic'ten 2 kill birden geliyor. Hem Forrester hem Krat'i yakaladı. Long'un da infosunu aldı. 3v2 pikliyor ama Sensei'yi beklemedi. Boş olduğunu düşündü. Immortal arkalardan gelip Sensei'yi yakalarken Nickelback sona kalan oyuncu. Kendini site'a attı belki ama. Yine savunma setup'ımız şu an için iyi oturmuş durumda. B'ye doğru bir hücum gelecek. Immortal Paz işbirliğinde. Immortal'dan çıkan iki tane kill var. Immortal burada reload da yapmış mı? Hayır. Hala 7 mermisi var ama yanında Paz var. Smoke'lardan hasar aldıktan sonra Nickelback grenade'le Paz'ı yok ediyor. Üçü Mir. O da az sonra arkasından yakalanabilirim ama o kadar iyi bir timing yapamayacağız tabii. Timing Mir'den yana 3 vs 3. 45 saniyelik bir süre var. Bakın da bir göstergesi. Gerek skor gerekse oyun. Çünkü Immortal açısı çok iyi. Immortal Nickelback'i yakalıyor. Üzerine iki oyuncunun birden geleceğini farkında. Son 15 saniye kaldığı için hemen destekle gelecek. Sensei'nin geçmesine izin verecek mi diye bakıyordum. Bu arada plantin alamasını engellese yetecek. Immortal daha fazlası gelecek mi? Geldi. Hem plant engelleniyor hem de bir Overdest'ten. Ama tabii sadece bizi Astralis'te çok çekmişti. Yine Overdest'ten. Aradan çıkmaya çalışacak Nickelback. Ve sanırım Immortal flash beklemişti orada ya da anti flash'e döndü. İstediğimizi alamıyoruz. Nickelback ve Forrester'dan gelen killer var. Paz şu anda Ibiza'yla sıkışmış durumda. Voxic Heaven'a kadar gelmiş.
Herhangi bir ütülümüz kalmadı ama puzzle'ımız var. Az Forrester'ı yakaladı. Birden gelen bir Kilmir puzzle'ı yakalayınca üzerine bile... Şimdi bir flash. Flash biraz geç geldi. Bu yüzden Immortal flash'tan etkileniyor maalesef. Belki de tam zamanda çıkabilsek round'ı kazanacaktık ama şu an işleri zora soktuk biraz. Yine de 3 vs 4'e kadar geldi. Henüz 1 dakikalık süre var. A site'a yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz. Track'taki Forrester'ı da yakalarsak epey rahatlayacağız ama bir double pick gelebilir. Paz! Yine pistole boş geçmedi. Bir de bankaya doğru gidiyor ama Sensei arkalardan gelip Paz'ı yakalamış. Kret. Orada arkalardan gelen Mir. Ama Kret'ten de gelen. Kelbek 14'e kadar düştü. Adamı bir türlü düşüremedik. En sonunda Mayer hala hayatta. En azından ABC'de 2 oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hemen bastık. Kret'i 32'ye kadar gönderdik. Arkasında gönderdiğimiz bir yancı var. Passite içine sonra çoktan yerleşmiş. Voxic'le beraber Plant'i de alıyoruz. Bir boost daha deneyecekler. Paz'ın yeri şu anda çok güzel. Mir'den gelen bir Immortal'i var. Boost'a dikkat edelim. Mir'i 42'ye kadar geriledi. Canları çok az şu anda rakibimizin. Xanteres hala hayattaydı. Fakat onu yakalayan Mir oluyor. 4 vs 3. Yani silahlara ve canlara bakılacak olursa adam avantajı belki rakipte ama yalnız bunu perçinlemeye devam ediyorlar. Eyvah. Bu da geldi. Hay Allah ya. 4 vs 3'lük. Pass short'u zorlarken Xanteres ile Voxic de A tarafında mid'e doğru bir oyun sergileyecekler. Pass boost olduğunu ve Monster'da en az bir oyuncu olduğunu, o boost'un bozulduğunu farkında. Forrester'a bir timing yapar mısın? Baz flash geldi. Baz Voxic, Mir'i yakaladı orada, info almaya çalışıyor. Bu yanıcıdan dolayı Immor öne çıkacak. Kredi bulur mu? Buldu. Xanteres de öncesinde Sensei'yi yakalamış. Birdenbire 4 vs 2 olurken Forrester bu düzeni biraz bozmaya çalışıyor ve smoke'lardan Immor'u yakalıyor. Ama biz ay yavaş yavaş ele geçirmek üzereyiz. Epey süremiz var. Forrester Mayer'i de buldu. Gidecek ekstra. Usta karşı dikkatli değiliz ve Voxic Forrester'ı yakalayıp sadece bir tane flash'ı var şu an. Xanteres'i 1v1'e kadar getirdi. Anda bir de flash kullanacak. Xanteres çok akıllı oynuyor. Şu an bananaya dönmüş gibi gösterdi flash sayesinde. Yalnız Pros Never Fake geliyor Xanteres. Artık piklemenin zamanı geldi. Hayır. Yalnız Mir'in olduğu pozisyon biraz tehlikeli tabii burada savunma tarafında. Şimdi Mir o pozisyonu değiştiriyor ama Xanteres biraz olsun tahmin ettiğim pas geldi, Mir'i yakaladı. Sensei yanıcılardan hasar almasına rağmen Immor'u bulurken 4 vs 4'e geldi Ruan. 30 saniyelik bir süre var. Son 30 saniye baskınlarından. Bakalım elde edebilecek miyiz bir şey? Red Paz'ı yakalarken Mayer'den 2 kill birden geldi. Hem Forrester'ı hem Kredi buluyor. Adam avantajı elimizde. Sensei birden yan yana oynayacaklar az sonra. Bir flash hazırlandı. Biz bundan etkilenmiyoruz. Voxic'in açısına gelecek olan bir oyuncu var. Voxic Sensei'yi Xanteres'te Nickelback'i buldu. Xanteres onun üzerine doğru gelecek. Timingler yanıcının dumanı bizden yana. Xanteres'ten gelen bir kill var. Orada bir oyuncu daha var. Xanteres henüz bile farkında değil. Şimdi gördüğü an yok oldu. Immor takası almak çok gecikiyor ama neyse ki takası aldı. Noktan baskı yapan da bir Kret. Ona hazırlıklı olan Immor. Ama yine de Kret gelip Immor'u yakalıyor. Ben anlıyorum hala B'deler. Yalnız Kret geliyor. Bütün infoyu toplayacak. Daha fazlasını da istiyor. Fakat ya Voxic'e headshot gönderdi ama Mayer'i yakaladı. Voxic bir şekilde plant'e kadar ulaşabilecek mi bakalım. Forrester buna izin vermiyor. Paz. Nickelback'i gördü. Paz'ın short'ta olduğunu biliyorlar. Mir de tabii kapı da kırık. Şimdi flash desteğiyle Forrester Paz'ın üzerine gelecek ama flash yok. Yani bence flash desteğiyle gelmesi gerekirdi. Flash olmayınca Paz da Forrester'ı yakaladı. Fakat bankadan herhangi bir boost söz konusu değil. Stairs'tan destekle geldi. A hücumu başlayacak. Yine yeterli süremiz var. Rahat rahat girebileceğiz. Mir orada Smone istediği gibi kullanamadı. Immortal gelip Kredi yakaladı orada. Sensei'den gelen bir Immortal'i mevcut. Mir'i yakalayan Mayer. Galil'le beraber buldu. Adam avantajını ele geçirdik. Bankadan bakacak olan Sensei var. Arkalardan gelecek olan Nickelback var. Biz Plant'i aldık. Rakibimizde utility yok ve sadece Nickelback'te refuse kit var. Arkaya bekleyen Xanteres. Ah. Yakalıyor muyor Nickelback'i? Voxic neyse ki Sensei'yi orada zıplayarak bir info aldı. Fakat bir atış yapmıyor. Mayer Nickelback'i yakalamış. Sonra kalan Sensei'yi de Voxic buldu. 15-8. Forrester'ın önüne doğru geleceğiz ama ilerisiz pikliyoruz. Neyse ki takasımız var. Monster'ın kontrolü evet, Nickelback. Bir hücumu daha gelecek. 4 vs 4. Fakat Voxic'in 19 canı var. Mayer'in 42 canı var. Smo'u neden kullanmamışlar? Şimdi anlaşıldı. İyice beklemişler sonu. O Xanteres'ten gelen bir Nickelback kili var bu arada. Passlight içerisine yerleşmiş. Elinde abiresiyle beraber. Şimdi Xanteres'te de bir rifle söz konusu. Kret bu arada Mayer'i yakalarken üzerine gidiyoruz. Daha fazla kill almasına izin vermedik. Mir ve Sensei'yi sona kaldı. 3 vs 2 adam avantajı. Xanteres acaba Mir'i yakalayabilir mi? Mir'e karşı şu an hazırlıklı değil. Şimdi Mir'in yeri de ortaya çıkmış oldu. Paz'ı da yakalıyor Mir. 22 can 1 vs 1. Voxic mi Mir mi? İkisinin de AK'si mevcut.
Bir de Diffuse Kit de var. Şu an için zamanı var Mirin. Gidiyor muyuz Rotterdam'a yoksa biraz daha mı bekleyeceğiz? Voxie'nin üzerine geliyor Mir. Timing bizden yana Voxie gönderdi. Teki bitirdi işi. O zaman ben hemen şununla başlayayım. Bugün Ancient'la. Ancient izledik ilk kez. Ancient'ı daha da izleyecek miyiz? Bugün özellikle savunma tarafında çok etkiliydi takımımız. Ben bir an için tedirgin olmuştum açıkçası ama savunmada neredeyse sıfır hatayla her şey yolunda gitmişti. Devamında bunları görmeye devam edecek miyiz haritayı, Ancient haritasını? Ancient bizim map pool'umuza sokmak istediğimiz bir harita en başından beri aslında. Ama burada daha önce başlamışlar. Sonrasında bırakmışlar. Diğer haritalara öncelik vermek istemişler. Biz aslında doğrudan map pool'un içerisine sokmak istedik ama öteki haritalara öncelik vermek durumunda kaldık. Çünkü Ancient'te biraz gerideydik biz de. Meta olarak da gerideydik. Bir Valorant'a geçiş süreci oldu. O sırada bayağı bir şey değişmiş. Sonra dedik ki okey biz bunu biraz sonraya bırakalım. İnşallah yakın zamanda map pool'un içerisinde olacaktır. İsteğimiz o yönde. Evet, yani biz de bugün gördük ki gerçekten hani belki de Iron ekibine karşı oynadığımız performansı başka takımlara gösteremeyebiliriz ama herhalde sizin için de umut vermiştir Ancient haritası. Ya Ancient biraz şey, City tarafı özellikle iyi koordinasyonu olan takımlar için rahat bir harita oluyor. T tarafı daha çok sıkıntılı o haritanın. Biz aslında hoşumuza gitti oynarken. Peki, benim hazırladığım sorulardan birisi şuydu. Şimdi Pro League için Malta'ya gidilecek. RMR için Malta'ya gidilecek. Şimdi DreamHack için Rotterdam'a gidilecek. Ya bu kadar fazla seyahat etmek bizim takımımız için, ayrıca yeni oluşmuş bir takım için iyi mi? Yoksa yorucu olacak ve bazı turnuvalardan belki de feragat etmek zorunda mı kalacağız performans olarak? Yok, hayır. Bizim aslında yeni kurulmuş takımlar için ya da yeni bir araya gelmiş takımlar için bu bulunmaz bir nimet her zaman. Ben bu Rotterdam daveti geldiğinde ben çok sevinmiştim. Çünkü öncesinde, EPL öncesinde bir şey oynamak, official olarak bir şey oynamak bizim için çok önemliydi. Ama bize gelen davetlere baktığımızda tam öncesine denk gelen Rotterdam dışında hiçbir şey yoktu. O yüzden Rotterdam geldiğinde ben çok mutlu oldum. Çünkü official oynayacağız ve sonunda LAN game olan bir şey olduğu için takımlar biraz daha şey yapıyor normalinden, yani bir internet turnuvasından önem olarak, oyun anlamında önem olarak daha fazla önem gösteriyor takımlar. Bu da rekabeti arttırıyor. Biz kendimizi en azından burada daha iyi görmüş olacağız diye düşünüyordum. O yüzden çok sevinmiştim Rotterdam için. Bizim için yorucu değil bu. İstediğimiz şeyler her zaman büyük turnuvalar öncesinde. Yani bu tabii ki Rotterdam'ı küçümsemek anlamında değil. Biz yani 1,5 aydır oyun oynayan bir ekibiz şu an. Öncesini söylemiyorum. Ve bizim için çok önemliydi bu turnuva. Ve iyi performans göstermemiz. Yani Lower'a düştük ama ya turnuva boyunca bence iyi performans gösterdik. En azından antrenman yaptığımız şeyleri, denemek istediğimiz şeylerin büyük bir kısmını burada server'a yansıtabildik. Oyunumuza yansıtabildik. Evet, var hatalarımız, eksik olduğumuz yönleri gördük. Bunlar çok önemli ve çok değerli EPL öncesinde bizim için. Çünkü biz EPL'e gidip, daha önce de gittik yani EPL'e. EPL'e ilk defa gitmeyeceğiz. EPL'e gidip orada oynayıp geri dönmek değil bizim amacımız. Biz EPL'e gidip ne kadar ilerleyebiliyorsak o kadar ilerleyeceğiz. Bunu rakip yapacağız tabii ki. Ama yani gidip oynamak değil ya orada bizim amacımız. Biz gidip orada en azından playoff görmek istiyoruz şu an. Hedef koymuş gibi olmayayım. Çünkü takıma da koymuyoruz böyle hedefler. Her zaman mevcut durumdaki şeyle mücadele etmeyi seviyoruz. Ama hani uzun bir şey söylemek gerekirse, biraz hedef gibi olması gerekirse oynamak değil yani hedefimiz orada. Gidip rekabet ediyoruz orada. Peki, gerçi bugün çok iyi bir performans göstermişti baz bakıldığında ama geldiği günden bugüne özellikle CSGO seyircilerinin, Eternal Fire destekleyen arkadaşlarımızın paza karşı böyle yoğun bir sistemi var. Geldi ama daha doğrusu şöyle, pazdan herkes çok şey beklediği ve pazı herkes çok sevdiği için onun frag katkısı olarak geride kalmasından dolayı bir rahatsızlık söz konusu. Ama bugün bunun tam tersini izledik. Özellikle Ancient haritasında da zaten top fragger'ı bitirmişti. Bu bir görevle mi alakalı, yoksa paz zaten aslında sizin şu anda istediğiniz şeyleri veriyor mu? Bizim başka bir açıdan mı bakmamız lazım paza? Yoksa sizde biraz daha zamana ihtiyacı var, bazı bir süre sonra bizim istediğimiz yere gelecek diye mi düşünüyorsun? Şimdi bu soru için öncelikle teşekkür ederim. Bizim ülkemizde biz
sporla alakalı olan her şeyi büyük bir tutkuyla takip ediyoruz. İçinde rekabet olan her şeyi büyük bir tutkuyla takip ediyoruz. Bu da bizim bazen sınırlarımızı aşmamıza sebep oluyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani izleyici olarak, takip eden olarak, destekleyen olarak insanların yapması gereken tek şey desteklemek. Ne olursa olsun desteklemek. Çünkü işin arka planını hiçbir zaman bilmiyorlar. Yani bazı şeyler bir karar olabilir, bazı şeyler deneyimleniyor olabilir. Ama burada işte oyuncu kötü, şu şöyle, bu böyle. Yani Paz ismini ağzına alırken biz besmeleyle falan alabiliriz yani. Bu pası geçen oyuncu bu kalibrede bir oyuncudur. Evet, performans anlamında ben performansından memnunum Ahmet'in. Biz beraberdik zaten. Yani bir 6 aylık süreçte Valorant oynadık biz. Valorant'tan buraya geçiş ve hızlı bir geçiş oldu. Bu planlı bir şey de değildi. Valorant'ta biz devam etmeyi düşünüyorduk. Planlı bir şey değildi bu. Hani biz Valorant oynuyoruz şu an, hadi CSGO'ya geçelim tekrar falan gibi bir olay yoktu. Dolayısıyla bunun altyapısı da yoktu. Biraz Valorant Eternal Fire mı ortalığı karıştırdı peki? Yani yöneteminin teklifi mi ortalığı karıştırdı? Yok, öyle bir şey değil bu. Bu biz aslında Valorant'ta devam edecektik. İsteğimiz devam etme önündeydi. Ama o dönem kontratla alakalı bir şey oldu. Kontratı uzatmamayla alakalı bir durum yaşandı. Bu bizim tarafımızdan değildi. O dönemde işte bir boşluğa düştük diyeyim. Öyle bir şey. Yani çok detayına girmek istemiyorum bunu. Sonuç itibariyle eski kulübümüzle de alakalı bir konu var orada. Ama hani spontan gelişen bir şeydi. Böyle çok planlı programlı, hadi biz oturalım şimdi biraz da alttan CS oynayalım gibi değil. Çünkü bir işi yaptığımız zaman biz ona %100 kendimizi veriyoruz her zaman. Bunu hep böyle yaptık. Ama geçiş, bir anda bir geçiş oldu. Oyun değişti ve adaptasyon süreci. Adapte olmak gerekecek. Burada da değişen bir meta var. Hem buna adapte olmak hem oyuna adapte olmak, bunlar zaman alacak şeyler. Bu anlamda yani Paz dahil herhangi bir oyuncu, şu an burada bulunan herhangi bir oyuncu yükleniliyorsa, ki bu hiç önemli değil. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. Bu ekibin içerisinde bulunan herhangi bir oyuncu bu sosyal medya baskısı dediğiniz şeyden ya da işte sağda solda yazmadan, karalamadan, işte aşağı çekmeden etkilenecek oyuncular değil. Yıllarca çünkü bununla iç içeydiler ve bu şeyin içerisinde, parantez içinde söylüyorum bunu, bir şey olarak değil. Ego gibi algılanmasın lütfen. Bu yüksek seviyede performans gösterebilmiş oyunculardır bunların hepsi. Dolayısıyla sağda solda boşu boşuna kimse kendini yormasın. Şu kötü, şunun katkısı yok gibi. Bu ya, rahatlamak istiyorsak, çünkü Türkiye'de herkeste çok büyük bir negatif enerji var. Bunu her zaman hissediyorum ben. Rahatlamak istiyorsak tabii ki bu her zaman kullanabileceğimiz bir yöntem. Ama işin teknik kısmını bize bıraksınlar. Biz orasını bir şekilde zaten hallederiz. Evet. Peki şimdi Paz'la ilgili cevabımı aldım. Bir de yine Valorant'tan gelmiş olan Mayer var. Yani Mayer'de biz en son bıraktığımızda bu kadar yüksek performansları çok görmüyorduk, özellikle son zamanlarında. Fakat Mayer bir geldi, sanki oyunu sabah akşam özlemiş, oynamamış, kendisini tutmuş. Şu anda böyle harikalar yaratıyor gibi. Yani eğimi olsun, verdiği kararlar olsun. Mayer'in performansı bu seviyede devam ederse mutlaka takımı çok işine yarayacak, ama gerçekten bu kadar kuvvetli devam edebilecek mi? Yani Mayer'den zannediyorum beklenenizin fazlasını alıyorsunuz şu anda. Yok, bu beklediğimin altında bir performans. Öyle mi? Evet. Çünkü kendisi daha fazlasını verebilecek bir oyuncu. Ne kadar, ne oyun, hangi oyun oynadığının önemi yok onun. Çünkü çok uzun yıllar CS oynadı ve bizimle bir araya gelmeden önce de aslında oynadığı seviye düşük bir seviye değildi onun. Yine uluslararası turnuvalarda rekabet ediyordu. Yani bu onun için 6 ay oynamamış olması çok büyük bir şey değiştirmeyecek. Ama bu performans, evet, iyi bir performans, ama benim için hala onun kendi potansiyelinin altında bir performans. Valorant'tan geçtikten sonra bu performansı ya da şu an gördüklerinizi yapabiliyor olması, oyunu ne kadar sevdiği ve ne kadar önemsediği ile alakalı bir bölüm. Çünkü şu an kendisi çok fazla motive. Hepimiz çok fazla motiveyiz. Ve onun bir yansıması olarak bunu düşünebiliriz. Peki şimdi az önce Entropic'e karşı bir Overpass haritası izledik. Gerçekten şahane bir city site geçirdik. Ama ben mesela hatırlıyorum, RMR elemelerinde de Overpass oynamıştık. Çok çok zorlanıyorduk. Bu kötü takımlara karşı bizim de kötü, iyi takımlara karşı bizim daha da iyi oynamamızın bir sebebi var mı acaba? Şöyle yani
Aslında kötü ya da iyi takım diye ayırmıyorum. Ya, ben de ayırmıyorum. Aslında bizim takımımız da ayırmıyor. Bizim için herkes potansiyel bir rakiptir. İşte şu kötü, şu iyi gibi ayırmıyoruz. Biz kendi güçlü yönlerimize daha fazla konsantre olmaya çalışıyoruz hep. Ama eğer bunu bir tier Evet, aslında seviye olarak. seviye bölümlemek gerekirse belki haklı olabilirsiniz. Biz daha iyi takımlara ya da oturmuş diyelim, daha iyi, daha kötü diye ayırmayalım. Daha oturaklı olan takımlara şu an daha iyi cevaplar verebiliriz. Ya da daha iyi oynuyor diye gibi gözükebiliriz. Ve daha böyle düzensiz oynayan takımlara karşı biraz daha şaşıran bir şeyimiz olabilir. Bu sadece şeyle alakalı. Yani 1,5 aydır biz oynuyoruz. Şimdi bu 1,5 ay içerisinde yapılması gereken şeyler, hani bu soruyu biraz açarak cevap vereyim ben. 1,5 ay içerisinde yapılması gereken şeyler, rollerin tanımlanması takımın içerisinde. Kullanılacak olan playbook'un belirlenmesi. Çünkü Eternal Fire'ın kendine has bir playbook'u zaten vardı ve çok geniş bir playbook'ları var. Bizim kendi eskiden kalan playbook'umuz var. Bunların combine edilmesi mi iyi, yoksa temelde Eternal Fire'ın iyi olan yönlerinin mi kullanılması iyi? Ya yani 1,5 ay içerisinde bütün bu şeyleri ve bunun yanı sıra performansları ve diğer konuları sıkıştırmanız gerekiyor. Hiçbir zaman acele eden bir insan olmadım. Her zaman her şeyi adım adım her zaman adım adım yapmayı tercih ederim. Yaptığım şeyden de emin olurum. Burada da şu an onu yapmaya çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki hani 1,5 aylık süre iyi bir şey, çok iyi bir Evet. şey görmek için yeterli değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu pozisyonun dışından bir gözle bakmam gerekirse bir süreliğine 1,5 aylık bir takımın verebileceği performansın üstüne çıkıyoruz biz yavaş yavaş. Ve bu sevindiriyor beni. Peki biliyorum hani yorucu da bir gün oldu, hatta yorucu 3 gün oldu ama birkaç tane daha sorum vardı. Müsaadenizle, vaktinizde varsa biraz daha sorayım. Tabii. Bu pinklerle alakalı problemler yaşıyoruz. Acaba bununla ilgili herhangi bir yurt dışında bir toplanma söz konusu mu? Birkaç tane daha sorum var ama ben önce bir bunu aradan çıkarmış olayım. Tabii şöyle aslında yani ping konusu yurt dışında toplanmak bu kolay yapılabilecek bir şey ama insanları comfort zonlarından çıkarttığınız zaman farklı hissiyatlar içerisine girebiliyorlar. Yani bu süre ne kadar uzarsa rahatsızlık seviyeleri o kadar artıyor. Bunun yerine daha iyi bir çözümüm var benim. Yalnız şu an bununla ilgilenecek ya da bunun üzerine düşecek bir şeyim yok, vaktim yok. Buraya geçtikten sonra üzerinde fazlasıyla durdum. Sadece şunu söyleyebilirim. İleriki dönemde biz öncelikle kendi gaming house'umuzda kullanmak üzere bu şeyi yapacağız. Sonrasında da oyuncuların evlerine de aynı yönlendirmeyi yapacağız bir şekilde. İstanbul'la Frankfurt arasında şu an alınabilecek en düşük değer, mümkün olan teknik değer 28 MS. Ve ben bunu aldım. Frankfurt'taki herhangi bir sunucuya 28 MS'le bağlanabiliyoruz. Ama bu teknolojinin, yani böyle abartmayayım bunu, bir teknoloji falan gibi. Bunun belli teknik şeyleri var, yapılması gereken şeyler var. Bunları yaptıktan sonra biz kendi gaming house'umuzdan, öncelikle gaming house'umuzdan 30 MS'le oyun oynatmayı planlıyoruz. Sonrasında oyuncular da sürekli olarak gaming house'da olmadığı için evlerine de aynı şeyi bir şekilde adapte edeceğiz. Türk Telekom'la bu anlamda bir çalışmamız olacak. Zaten halihazırda şu an Türk Telekom'un metro internetini kullanıyoruz biz orada. İyi kötü değil bizim için. Ama tabii ki daha iyisini alabileceğimiz bir noktada biz her zaman en iyisine gideceğiz. Ve bu 28. Bunu söyleyebilirim. O yüzden yurt dışı planımız şu aşamada olmayacak. Ama eğer bootcamp yapmamız gerekiyorsa, yani 28'in de altında bir şey istiyorsak ki bu, yani bir oyuncu, kendimle bir oyuncu olarak her zaman daha altında bir şey isterim yani. O yüzden ya 5'te oynamak istedikleri bir vakit olursa ya da buna karar verirsek her zaman Almanya'ya gelebiliriz. Yerimiz hazır. Şey yapabiliriz. Burada bootcamp yapabiliriz. Peki şimdi uluslararası maçlara gitmeye başlayacağız yakında, işte Malta'ya gideceğiz çok kısa, 3 gün sonra yanılmıyorsam, hatta Furya ile maçımız var.
Oraya vize için herhangi bir sorunumuz var mı yok mu bizim merak ettiğim şey. Bir diğeri X-Flat'ta kadroya dahil olacak mı? O da oraya sizlerle beraber gelecek mi? Ve X-Flat'ın geleceği ne olacak? Şöyle herhangi bir vize problemi yok şu an. Bütün oyuncular Malta'ya ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine gelebilecek durumda. X-Flat bizim ekibimizin bir parçasıdır. Şu an için oraya gelmeyecek o. Yani IPL'e gelmiyor. Bundan sonrası için de önce yani bu konuya hiç girmemem lazım benim şu an. Kötü bir şey olduğu için değil. Bu üzerinde konuşulması ve düşünülmesi gereken bir konu. Takdir edersiniz ki dediğim gibi hani 1,5 ay oldu daha. Her şey çok taze ve yeni. Ama şu an için X-Float oraya gelmiyor. Böyle şey, böyle cevap. Peki bir de Deco var. Dünkü rakibimiz. Deco'dan biz gayet sinirli bir şekilde bahsettik chatte sizin maçınızı izlerken. Bir de Mayer'in paylaşıp sildiği bir tweet haberi çıktı ama bilmiyorum. Deco ile ilgili bir düşüncemiz mi var? Tabii ki insanlara online bir arenada hiçbir şey söyleyemeyiz ama herhalde biraz can sıkıcı, şüphe uyandırıcı oyun oldu öyle zannediyorum. Emin olmak hiçbir zaman mümkün değil. Engin galiba troll yaptı orada. Ha. Evet öyle bir şeydi o. Hı-hı. Ciddi olduğu bir konu değildi. Emin olmak hiçbir zaman mümkün değil ama birden fazla şey hissettiğim pozisyon vardı benim. Yani çok konsantre ve gerçekten oyunu çok oyunun roundun içerisinde olan her şeye hakim olması gerekir. Bu detaylara sahip olabilmesi için bir oyuncunun ve o ya ben sadece bir tane örnek vereyim ya bu hile midir değil midir ben bunu bilemem. Ama bir tane şey var. Bir roundumuz var bizim nükte. O Deco aşağıdaydı. Engin arkadan geliyordu. Engin hiç ses yapmadı. Hiçbir fikri yok Engin'in oradan geldiğine dair. Zaten o double door'un oradan rampaya doğru çıkıyordu. Sola smoke attı. Bizim iki oyuncu Özgür ve Ahmet rampada. Ama duruyorlar orada, hareket yapmıyorlar. Engin'i bekliyorlar. Hı hı. Engin, çünkü biz biliyorduk onun aşağıda olduğunu. Engin'in onu temizlemesini bekliyorlardı. Sola smoke atıp çok garip bir açıda böyle beklemeye başladı. Ama Engin, ya bu şans da olabilir. Denk de gelmiş olabilir. Engin tam merdivenlerin ucuna geldiğinde smoke'un içine doğru böyle kaydı çocuk. Ve Engin'in açısından çıkmış oldu. Sonra Engin'i vurdu. Sonra ikisini vurdu. Böyle bir şey oldu. Garip bir şey oldu. Ama o timing çok kötü hissettirdi. Yani oraya dönüp bakmazsın normalde. Evet. O şeyde özellikle bakmazsın. Ya inanılmaz soğukkanlı ve çok iyi takip ediyor oyunu. Hakkını da yemek istemem. Çünkü genç bir arkadaşımızmış o da. Ama öyle bunun gibi şeyler denk geldi. Ve o garipti. Ama şeyde EPL'de değil. RMR'da aynı gruptayız. Hı hı. Özellikle şey yapacağım, hani merak ettiğim oyunculardan birisi oldu kendisi. Hı hı. Performansıyla da, oynadığı oyunla da. RMR'da yakından görme şansım var. Orada yapacağım nasıl oynuyor diye. Peki RMR'la Pro League arasında çok kısa bir zaman var ve ikisi de Malta'da. Orada bir git gel olacak mı yoksa Malta'da devam edecek miyiz bir sonraki karşılaşma? Şöyle, şimdi RMR, bizim EPL 26'sında bizim grubumuz 26'sında bitiyor. Playoff'a geçmesi durumunda bizim grubumuzdan birilerinin, biz dahil buna, RMR'dan bir gün öncesine kadar orada kalmak zorunda zaten. Ya yani uçuşa bir gün kalıyor. Dolayısıyla biz playoff'a geçiyorsak zaten geri dönmeyeceğiz. Orada kalacağız. Kalmaya devam edeceğiz. Gerek yok buna. Geçmediğimiz senaryoda da biz yine orada vakit geçirmek istiyoruz şu an. Ama bu hani çok erken bunu söylemek için. Şartlamak istemiyorum ben kendimi ya da hiç kimseyi. İşte geçersek geçmezsek gibi. Çünkü hedefimiz hani playoff'u geçip orada oynamak istiyoruz biz. Dolayısıyla hani pozitif tarafta kalıp o taraftan düşünmek istiyorum ben. Ama her iki senaryoda da biz geri dönmek istemiyoruz ve valizimizi de o şekilde hazırlıyoruz şu an. Orada kalıp RMR'da orada oynayacağız zaten. Dönmeye gerek yok. Oradan çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu anki plan bu. Tabii ki bu değişiklik gösterebilir. Ama ona göre hareket edeceğiz zaten biz. Anladım. Ben yine chat'i de tabii bir yandan kontrol ediyorum. Hatta son 3-4 sorumu chat'ten de alarak size demiştim. Şöyle bakıyorum. Başka sizi de çok fazla yormadan. Zantares askerlik hakkında çok soru gelmiş ama benim bununla alakalı herhangi bir bilgim yok. Açıklanacak bir şeyse eğer size iletebilirim şu an. Yok. Böyle bir ihtimal var. Askere mi gitmesi gerekiyor?
Can'ın bir askerlik konusu var ama bu konuyla ilgili açıklamayı kendisi ve biz de kendi Tamam. takımımız aracılığıyla yaparız. Kötü bir şey yok burada. Bu Türkiye'deki her bireyin yerine getirmesi gereken bir görev. Evet. Bunun timingi ve zamanlamasını biz zaten kendi içimizde herhangi bir şeye denk gelmeyecek ve olabilecek en uygun zamana zamanda yapabileceği şekilde biz bunu şey yapıyoruz, kendi içimizde konuşuyoruz. Zamanı geldiğinde öncelikle Zantares'ten bunu duyuyor olmanız bence daha hoş olur. Evet. Ve bir de şöyle bir sorum olacak. Ben şimdi tabii yani sizlerle herhangi bir iletişim halinde değildim ama şundan bahsettim sürekli Ghost Call Fire dönemin boyunca. Eğer Eternal Fire buradan sonucunda bu konferans sezon 17'ye kadar ticket verecek olan bir turnuva organizasyon Rotterdam'la beraber. Eğer konferans 17'ye gitmeyi hak kazanırlarsa ben ESL Türkiye Şampiyonası'na katılmazlar ve böylelikle Türkiye'den başka bir takım da ESL Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanabilir diye düşünmüştüm. Hem takviminizi sıkıştırmamak hem de başka bir Türk takımının da Konferans Ligi'nde olmasını sağlamak açısından. Çünkü bunu şuna dayanarak söylüyorum. Eternal Fire ilk kurulduğunda Voxy'in benzer bir açıklaması olmuştu. Bir Türk takımının önünü kesmek istemeyiz diye. Bizim olası bir Konferans Ligi'ni garanti etmemiz durumunda ESL Türkiye ile alakalı herhangi bir planlamamız var mı şu an? Henüz bu konu üzerinde aslında düşünmedik, açık konuşmak gerekirse. Rotterdam biliyorsunuz ki EPL'e oynuyor olmanız bir şey değiştirmiyor şu an. Evet. Eğer bir anlaşmalı partner takım değilseniz hiçbir anlamı yok orada oynamış olmanızın. Yani alacağınız sonuç bir sonraki sezona sizi geçirmiyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla biz bir sonraki yani partner olana kadar diyeyim. Biz bütün şanslarımızı kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon EPL'de olabilmek için de. Bu anlamda tabii ki biz Türkiye'de diğer takımların da önünü bloklamak istemeyiz. Ama önceliği kendimize vermemiz gereken Elbette. durumda Türkiye'de tekrar rekabet ederiz. Çünkü biz de o slotu istiyoruz. Ancak bizim işlerimiz istediğimiz gibi girerse bu işte şu an Rotterdam bildiğiniz gibi bize bir şans verecek. Ayrıca bir şey daha var, bir konu daha var bize şans verecek. Onu da hallettik. İnşallah ESL Türkiye'de oynamamıza gerek kalmaz ve başka bir Türk takımı orada oynar. Ve orada beraber iki Türk takımı olarak şey yaparız, birlikte yarışırız. O diğer konu henüz açıklanmaya hazır değil herhalde. Yok, henüz Evet, değil. peki. Peki o zaman ben çok teşekkür ederim. Gitmeden sadece son bir soru daha size sorup gideceğim. Bu gayet beni kanalı ve bizim takımımıza alakadar eden bir soru aslında. Belki de izleyicilerimiz için çok bir anlam ifade etmeyecek ama şu Blast'a kadar uzanacak olan ESA turnuvasına katıldı Eternal Fire. Broskis biliyorsunuz bizim de takımımız var. Onlarla beraber final oynadınız. Ben Eternal Fire'ın ESA'daki maçların tamamını takip ettim. Map kaybettiğini de gördüm, roundlar kaybettiğini de gördüm ama burası gize karşı sanki daha mı hazırlıklıydı yoksa biz mi epey kötü performans sergiledik onu merak edecektim. Biz çocuklarla maçtan sonra konuşurken dediler ki ya bence Eternal Fire herhalde herkes de rahat rahat oynadı bize gelince patladı gibi oldu biraz. O ESA'ya karşı oynarken hem diğer Türk takımlarına karşı herhangi bir hazırlık süreci oluyor mu? Ya da bundan sonra işte o kaybedilen map sizi biraz daha burayı ciddiye almaya itti mi yoksa zaten ciddiye alıyordunuz elbette ama biraz daha konsantre olmanızı gerektirdi mi? Bir de Blast'a Şöyle, kadar giden yolculuk içinde var mı bir hedefimiz, planımız, projemiz? biz oynadığımız herkese önem veriyoruz dediğim gibi ama oynayacağımız takımların bir datası olması lazım. Bir dataya sahip olmamız lazım. O takımları da analiz edebilmemiz ya da nasıl oynadıklarıyla ilgili bir fikrimiz olabilmesi için. Bazen bunu bulamıyoruz Türkiye'de oynarken. Bulamadığımızda biz kendi oyunumuza konsantre olmayı tercih ediyoruz. Yani günün sonunda bu bir rekabettir. Kağıt üzerinde takımlar iyidir, kötüdür. Bunların hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bir şey vardır. Bu da takımların o sunucu içerisine girdiğinde verebildiği performanslardır. Dolayısıyla ben sizin takımınızı da ve diğer oynadığımız her takımı tebrik ederim. O gün biz iyiydik ve biz kazandık. Bu yarın değişebilir. Bunun değişebilmesi için daha fazla çalışmamız ve daha fazla çalışmamız lazım.
Evet. Bu bizim için de aynı şekilde geçerli. Ve biraz bizim önemsediğimiz bir yer. Ve tabii ki o turnuvayı kazanmak istiyoruz biz gittiğimiz ikinci tarafta da. Orayı da kazanıp biraz showdown'da bulunmak istiyoruz. Çünkü bu tarz turnuvalar bizim hem önce takımımızın ve sonra kulübümüzün önünü açacaktır. Bu bağlantılar çünkü bu şekilde oluyor. Yani orada bir şekilde oynamanız gerekiyor. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız. Peki o zaman hem Blast için hem Pro League'de playoff'a kalabilmek hem de RMR'dan Rio'ya kadar gidebilmek için ben ve muhtemelen öyle tahmin ediyorum ki izleyen herkes sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler bugün bizi kırmayıp geldiğiniz için. Yeniden bugünkü sonuç için çok tebrik ederiz.